Bildiğiniz gibi bugüne kadar çok fazla kuş besledim. Buna bağlı olarak kaybettiğim kuşlar da oldukça fazla oldu. Her biri farklı karakterde olan bu kuşlarımın anlarını yaşatabilmek için de bir video hazırlamaya karar verdim. Gelin şimdi bugünden düne kadar kaybettiğim kuşlara bakalım. İlk sıradaki ve geçen hafta kaybettiğim kuşum Buz. Pascal ve Bulut isimli kuşlarımın 4 yavrusundan biriydi. Kameralar önünde büyüdüğü için yavruluktan yetişkinliğe kadar gelişim sürecine şahit olduk. Diğer kardeşleri gibi uysal bir yapıya sahipti. Kendine has mavi bir tonu vardı. Beni gördüğü zaman hemen yanıma gelmek isterdi. Diğer kardeşleriyle birlikte elimde oynamayı, kemirmeyi ve güreşmeyi çok severdi. Yavruluk sürecinde olan uysallık durumu büyümesine rağmen hiç değişmedi. Diğer kuşlarla her zaman iyi geçinirdi. Cinsiyeti dişi olan Buz'un eş tutma durumu ise hiç olmadı. Oldukça sakin bir hayat süren Buz'u ani bir şekilde kaybettik. İkinci sıradaki kuşum Limon. Limon da kanalın ilk zamanlarında ürettiğim erkek kuşlarımdan bir tanesi. Oldukça uysal olmasına karşın ele gelmeyi sevmezdi. Fosforlu ve sarı tonlarında bir rengi vardı. İştahıyla ön plana çıkan kuşlarımdan biriydi. Her gördüğü meyve ve sebzeyi yemek isterdi. Dişileri ikna etme konusunda da oldukça başarılı ve çapkın bir kuştu. Bu özelliğiyle Pastel'in ilk eşi Çıtır'ın da dikkatini çekmişti. Çıtır'la eş olduğu süreçte yine kendine benzeyen çok güzel yavruları olmuştu. Bir dönem Lady isimli kuşumdan da yavruları olan Limon, son zamanlarını ise yalnız olarak geçiriyordu. Yıllarca çok güzel anlar bırakan Limon'u kuruma hastalığından dolayı kaybettik. Küçük Pascal. Pascal da Bulut ve Pascal isimli kuşlarımın yavrularından biriydi. Babası Pascal'ın ölümünden sonra babasına benzediği için Pascal ismini vermiştim. Yeşil ve çift tepeli erkek bir muhabbet kuşuydu. O da diğer kardeşleri gibi oldukça uysaldı. Elimde oyun oynamayı ve kemirmeyi severdi. Sağlıklı olmasına karşın ani gelişen solunum yetmezliği nedeniyle Pascal'ı da kaybettik. Bıcır. Bıcır da yetişkin olarak sahiplendiğim, geçmişten kaynaklı davranış bozukluklarına sahip dişi bir muhabbet kuşuydu. Mavinin farklı tonlarında bir renge sahipti. Diğer kuşlardan ve insanlardan oldukça korkardı. Sadece dallarıyla beslenirdi. Tabii ki geçmişten kaynaklı bu durumlar kuş odasına yerleştikten sonra düzelmeye başladı. Öncelikle diğer kuşlarla iletişim kurmayı, oyun oynamayı öğrendi. Diğer kuşların yediklerini takip ettiği için beslenme bozukluğu da düzelmeye başladı. İlk başlarda sudan korkmasına rağmen bu korkusunu zamanla yenmeyi başardı. Birkaç ay geçtikten sonra erkek kuşlarımdan Limon'la eş tuttular. Bu üreme sürecinden de iki tane yavruları olmasına karşın yavruların ölümü nedeniyle başarısız sonuçlandı. Salma kafeste güzel bir şekilde yaşamına devam etmesine rağmen Bıcır'ı da ani bir şekilde kaybettik. Ananas. Ananas da diğer ölen kuşlarım Buz ve Pascal'ın kardeşlerinden biriydi. Sarı olan rengiyle oldukça dikkat çekiciydi. Tıpkı kardeşleri gibi uysal ve sessiz bir yapıya sahipti. Doğuştan kaynaklı uçma sorunu vardı. Genellikle kısa mesafe uçarak, tırmanarak yaşamını devam ettiriyordu.
Erişkinlik çağlarına ulaşmasıyla birlikte Pastel isimli kuşumun da dikkatini çekmeye başlamıştı. Birkaç haftalık flört sonrasında ikisi de eş olma sürecine girmişlerdi. Her şey olumlu bir şekilde ilerlerken yumurta yollarında oluşan kist ve başarısız olan tedavi nedeniyle ananası da kaybettik. Cesur. Cesur da Lady ve Afacan isimli kuşlarımın yavrusu olarak dünyaya geldi. Ayakları engelli olduğu için büyüme aşamasında oldukça zorluklar yaşadı. Hareket kabiliyeti kısıtlı olduğu için ona rahat hareket edebileceği bir kafes yapmaya karar verdim. İkinci kat ve rampalardan oluşan kafeste kardeşi Umut'la birlikte rahat bir hayat sürmeye başladı. Yeme ve içme durumunda sıkıntısı yoktu. Engel durumuna rağmen yem yemeyi ve su içmeyi başarıyordu. Ancak doğuştan kaynaklı solunum problemi aylar geçtikçe daha da kötüleşmeye başladı. İlaç tedavileri ise etkisiz kaldı. Kısa bir hayat süren Cesur'u da solunum yetmezliğinden dolayı kaybettik. Çıtır. Çıtır isimli kuşum da Fıstık ve Paşa isimli kuşlarımın yavrularından biriydi. Krem rengi tonlarında güzel bir renge sahipti. Elimde büyümesine karşın ele gelmeyi pek sevmezdi. Küçüklükten itibaren kafes dışında özgür yaşamaya alışmıştı. Kendi haline oyunlar oynamayı, keşifler yapmayı çok severdi. Erişkinliğe ulaşmaya başlayınca Pastel isimli muhabbet kuşum dikkatini çekmişti. Defalarca reddedilmesine rağmen Pastel'le eş olma isteğinden asla vazgeçmemişti. Aylarca süren uğraş sonucunda Pastel'le eş olmayı başarmıştı. Pastel'le eş olduktan sonra 5 tane yavruları dünyaya geldi. Yavrular büyüdükten sonra Pastel'den ayrılan Çıtır bu kez de Limon isimli kuşumla eş tuttu. Onunla olan süreçten de 2 tane yavrusu dünyaya geldi. Limon'la olan birliktelikten sonra da gönlünü Afacan isimli kuşuma kaptırmıştı. Ancak onunla olan birliktelik sürecinden yuva takmadığım için yavruları olmadı. Birçok flörtü olan Çıtır yıllar sonra yeniden ilk eşi olan Pastel'le eş olmaya karar verdi. Ancak yakalanmış olduğu hastalık nedeniyle bu isteği tam olarak gerçekleşmedi. Yumurta yollarında oluşan kist nedeniyle Çıtır'ı da kaybettik. Pascal. Pascal da çift olarak sahiplendiğim muhabbet kuşlarımdan bir tanesiydi. İlk aldığımda yine tepeli olan Elizabeth isimli eşi vardı. Ancak kuş odasına taşındıktan sonra her ikisinin de eş tercihi değişmeye başlamıştı. Uzun süren tanışma sürecinden sonra Pascal Bulut isimli kuşumla, Elizabeth ise Tatlı isimli kuşumla eş olmuştu. Pascal'ın Bulut'la olan üreme sürecinden 4 tane yavruları dünyaya geldi. Pascal kuluçka sürecinden sonra da eşi Bulut'a karşı bağlı kalmaya devam etti. Birlikte gezerek oyunlar oynuyorlardı. Tatlı ile eş olan Elizabeth yıllar sonra yeniden Pascal'a karşı ilgi duymaya başladı. Onun Bulut'la olan beraberliğinden oldukça rahatsızdı. Sürekli her ikisini de agresif davranışlarla rahatsız ederek ayırmaya çalışıyordu. Ancak Pascal ise Bulut'la olan beraberliğinden oldukça memnundu. Elizabeth'in bu isteğine karşılık vermiyordu. Süreç bu şekilde devam ederken Pascal'ı da ani bir şekilde kaybettik.
Paskal'ı çok seven Bulut'sa uzun bir süre yas tuttu. Onun ölümünden sonra diğer kuşların eş olma isteğine karşılık vermedi. Paşa ve Fıstık. Paşa ve Fıstık da geçmişte beslemiş olduğum bugünkü birçok kuşumla genetik bağı olan muhabbet kuşlarım. İkisini de çift ve yetişkin olarak sahiplenmiştim. Birbirlerine karşı oldukça bağlıydılar. Yaşamları boyunca eş değişimi yapmadılar. Birçok kez birbirinden güzel renklere sahip yavruları oldu. En popüler yavruları ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Çıtır isimli muhabbet kuşumdu. Her ikisi de farklı zamanlarda yaşlılığa bağlı olarak hayatlarını kaybettiler. Maviş ve Limon. Maviş ve Limon da kanalın ilk yıllarında sahiplendiğim muhabbet kuşlarımdı. Her ikisini de yavru olarak sahiplenmiştim. Dişi olan Limon sarı tonlarında, erkek olan Maviş ise mavi tonlarında renge sahipti. Ayrı olarak aldığım iki kuşum da 7-8 aylık olduklarında birbirlerine karşı ilgi duymaya başlamışlardı. Kısa sürede eş olan Limon ve Maviş kanalın ilk yavrularını da dünyaya getirmişti. Yıllarca birbirlerini çok sevmelerine rağmen Maviş'in çapkınlığı yüzünden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Yeni eşiyle birlikte kuluçkaya yatan Maviş'i cansız olarak yuvada buldum. Limonsa Maviş'in ölümünden 7-8 ay sonra kuruma hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Netice olarak ne kadar güzel bakım uygulasam da hassas bir bünyeye sahip oldukları için zaman zaman kayıplar yaşayabiliyorum. İlaç tedavileri ise çoğu zaman etkisiz kalıyor. Tabii ki buradaki kuşlarım bırakmış oldukları güzel anılarla yaşamaya devam edecek. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.